Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından önemli dönemler. Özellikle bir taraftan yurt dışında olup bitenleri izliyoruz. İstanbul'daki müzakereler Rusya-Ukrayna savaşını nereye taşıyacak? Bir ara anlaşma, bir en azından ateşkes süreci söz konusu olur mu? Buna bakıyoruz. Diğer taraftan yine özellikle yurt dışında Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin kuvvetlendiği ortamda Amerikan getiri eğrisinin terse dönüşü, 5 yılın ciddi anlamda yükselişi, hisse senedi piyasalarının buna rağmen önümüzdeki süreçte bir resesyon olmayacağı, yavaşlamaya okey ama bir resesyon olmayacağı yönündeki beklentilerle işgal sonrasından bu yana kabaca %8 civarında global hisse senetlerinin yukarı kayışı, dolayısıyla bono hareketi ve hisse senedi piyasaları arasındaki uyum uyumsuzluk tartışmasını belli ölçüde değerlendirmeye çalışabiliriz. Bu ortamda tabii belli ölçüde zarar gören kısımsa yüksek riskli enstrümanlar, junk bonolar, yatırım yapılabilir seviyenin altındaki kağıtlar ve bunlara ilişkin tablo bozulmaya devam ediyor. Bir miktar bunların üzerine de değerlendirme yapmaya çalışırız. Biden'ın vermiş olduğu bütçe teklifinin içerisinde milyarderler üzerine getirilecek olan yeni vergi artı bütün Amerika'da şu an itibariyle zaten bir private equity ortamı olduğunu biliyoruz. Bunların da yeni 1,5 trilyon doları bulacak vergi kazanımı listesinin içerisine dahil edildiğini anlıyoruz. Bunu da işin içerisinde bir noktaya koymakta fayda var. Bu arada S&P'nin gelişen ülke evrenine ilişkin büyüme beklentilerini aşağıya çektiğini, Türkiye'ye dönük büyüme beklentilerini de aşağıya indirdiğini görüyoruz. Bu yıl için %3.7'den 2.4'e, gelecek sene için ise 3.1'den 2.9'a indiriyor Standard & Poor's Türkiye için büyüme beklentilerini. Dün akşam kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu KDV indirimlerine ilişkin açıklamalarda dikkate değer birçok üründe ciddi anlamda KDV indiriminin gerçekleştiğini, aynı zamanda gayrimenkul piyasası içinde bunların önemli olduğunu söyleyebiliriz. İstersen önce bir bizdeki KDV indirimleriyle başlayalım, sonrasında devam edelim. Çünkü deterjan, sabun, bebek bezi, yeme içme hizmetlerinin tamamında restoranlarda KDV'nin düşürülmesi, konutların metrekaresi göre düzenlemeden zaten uzun süredir bahsediyorduk, bunun gerçekleşmesi, bütün bunlar önemli ölçüde dünkü kabine toplantısı sonrasında gelmiş olan açıklamalar. Biraz üzerine değerlendirin. Şimdi tabii yani aslında yapılmak istenilen şey büyük ihtimalle halkın tükettiği malzemelerin, özellikle de işte temizlik gibi, yani daha kolay ulaşılması gereken, bir lüks olmaması gereken ve son zamanlarda da fiyatı müthiş artmış olan malların herhalde fiyatını aşağı çekme çabası ki böylece sosyal adalette problemler olmasın, bu tip yani primitif şeyler yaşanmasın diye amaç bu. Konutta hem sadeleşme niyeti var hem de konut fiyatına belki yardımcı olma niyeti olduğunu tahmin ediyorum. Herhalde en etkili indirimi orada görebiliriz. Bu tabii yani sonuçta bunu getirenler, KDV'yi aşağı çekenlerin bence birinci amacı bu. Yoksa onlar da zaten işte %100'e yakın oranlarda artış kaydeden sadece son bir yıl içerisinde ve artık haftalık olarak fiyatları değişen ürünlerde bu tip etkinin çok da sert olmayacağını farkındalar. Yani tüfeğe manşet olarak etkisi herhalde 0.2 puan civarında olur bunların. Oysa mesela sadece bu ayda yani Mart ayında işte 6 puana yakın mesela manşet enflasyon bekleniyor. Yani buna yakın bir şey bekleniyor. Bu bile zaten durumun vehametini ortaya koyuyor. Yani zannediyorum ki birkaç şey amaçlanıyor. Bir tanesi dediğim gibi işte hani bu işte erişimi kolaylaştırmak filan. Bir diğer konu ya biz buradaki alacağımızdan vazgeçiyoruz. Üstümüze düşeni yapıyoruz. Hani sizler de en azından çabamızı görün ve siz de belki birazcık üstünüze düşeni yapın diyebilmek için. Zaten devamlı bu deniyor ama sonrasında diyebilmek için reel sektöre belki bu yönde bir açıklama geliyor. Bir başka konu, yani buradaki mücadelemizi sürdürüyoruz. Olayın da farkındayız. Yani devamında bir adım atıyoruz. Hani efektifliği tartışılır, tartışılmaz ya da tartışılır. Ama yani o şeyi vermek için, yani o görüntüyü vermek için. Çünkü onun da bir anlamı var. Tabii enflasyonu aşağı çekmekle görevli kurumların yani kapasitesi son yıllarda zayıfladığı için ve enflasyonla mücadele çok şey kaldığı için, zayıf kaldığı için ister istemez bu tip yollara sapılıyor. Tabii ki burada yani niyet iyi. Bunlara halkın ulaşması lazım. Ciddi sorunlar var. Fiyatlar çok garip yerlere geldi. Tahmin ediyorum düzgün denetimler hani marketlere, büyük marketlere falan yapılıyor ama asıl yapılması gereken yerlere yapılsa, yani merdiven altı,
Hani büyük ihtimalle halkın şu an zaten sabun, deterjan falan diye kullandığı şeyler çok garip maddelerdir yani. Belki birazcık da onun önünü kesmek için. Hani benim şeyim bu, yorumum bu yani. Şimdi tabii özellikle daha önce de temel gıda ürünlerinde yapılan bir KDV indirimi gerçekleştirildi. Bunun etkisinin ne olduğunu yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Buradaki KDV indirimlerine rağmen çok kuvvetli gelmeye devam ediyor enflasyon. KDV'si inen ürünlerde ürünün kendi üretim maliyeti, dağıtım maliyeti çok üst düzeyde olmaya devam ettiği için ister istemez KDV düşmesine rağmen fiyatların artmaya devam ettiğini görüyoruz. Sonuç itibariyle burada ister istemez tablo insanların daha ucuza tüketmesini değil, hala daha pahalıya tüketmeye devam etmesini, bu arada da devletin kendi vergi gelirinden vazgeçmesini doğurmuş oluyor. Burada KDV indirimi olmasın demiyoruz. Elbette bir şeyler yapılmak isteniyor ve sonuçta bu mücadele ağırlıklı olarak enflasyon mücadelesinin bir parçası. Ancak etkinliği ve efektifliği zannediyorum gün geçtikçe yüksek enflasyon ortamında azalıyor. Bu indirimler %8-12 arasında enflasyon yaşadığımız o 4-5 yıllık periyotta gelse bambaşka etkileri olurdu. Bugünün yüksek enflasyon ortamında çok sınırlı etki üretebiliyor bunlar. Özellikle tabii devletin de bütçesi üzerindeki yükün çok ciddi şekilde artmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani sadece temel gıda ürünlerindeki vazgeçilen katma değer vergisi tutarının kabaca 25 milyar TL civarında olduğunu hatırlatalım. Şimdi bunun üzerine bir de buralardan gelecek KDV gelirinin aşağı gelmesi hakikaten ciddi anlamda bütçeyi açmaya devam ettiğimizi gösterir. Bunun bir sınırı, bir noktası olacak elbette. Çünkü bütçenin gelir bacağında da ister istemez tahsilat tarafında belli başlı sorunlar, belli başlı sıkıntılar yaşanmaya başlamış gibi görünüyor. Bunları da belki belli oranda önümüzdeki dönemde tartışacağız. Yani şimdi tabii enflasyon dinamikleri çok kuvvetli olduğu için ve hemen hemen her cephede çalıştığı için yani her yerden bir enflasyonu artırıcı tazyik geliyor. O bakımdan ve bu devamlı. Ve bu her ay, her hafta, her gün geliyor. Oysa ki KDV indirimleri yani bir akım şeklinde geliyor. KDV indirimleri ise yani stok gibi bir defalık bir indirim anlamına geldiği için dolayısıyla onun etkisi bir kez. Fakat diğer baskı unsurları ise devamlı. Bir kere ikisi arasında yani doğaları gereği zaten böyle bir fark var. Eğer ki enflasyon dinamikleri devamlı yukarı yönlü seyrediyor olmasa o zaman belki tek seferlik KDV indiriminin etkisi belki daha kalıcı olabilir. Ama işte diyelim ki bir indirim geliyor eğer ki gelecekse ya da o ayki gelecek artışı o indirimle biz karşılıyoruz. Sonraki aylar ya da haftalar yine devam ediyor. O bakımdan da daha inefektif oluyor. Yani etkisi çok daha azalıyor. Bir de tabii enflasyon dönemleri böyle. Tabii yani bu malları satanlar da yüksek fiyata satmak istemezler. Çünkü bu dönemlerde işte reel sektör daha iyi kazanıyor diye bir şey yok. Ya da işte hani büyük esnaflar, büyük işletmeler. Sadece şöyle bir şey var. Vatandaş ve küçük işletmeler ayakta zor kalırken böylesi dönemlerde daha ortanın büyüğü ve daha ticari segmente kayan işletmeler yani marjlarını genellikle koruyabiliyorlar. Ama onlar da bunu zaten daha düşük fiyat seviyelerinde yapmak isterler. Yani her yüksek enflasyon seviyesinin bir alıcısı var mecburen. Yani biri alacak, biri üretecek, biri yapacak filan. Fakat işte bu döngüde olan bu bahsettiğim topluluğu alıyor. Yani şeyin de enflasyonun da fenomeni bu açıkçası. Tabii yani dediğim gibi bu enflasyonla mücadelenin kuralları, yöntemleri belli. Bunları uygulayamadığımız zaman o zaman da işte böyle işte sonuçlarıyla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ve tabii yazık günah yani devletin de 25 milyar lirası bizim 25 milyar liramız. Niye böyle bir şey için gitsin? Bu tabii yani aslında devede kulak. Yani 25 milyar lira buna, 25 milyar lira KKM'ye, 25 milyar lira başka yere hakikaten elektriği, çok ciddi kaynak enerjisi, yani. Tabii, tabii yani dünyada ayrı bir kriz var filan. O bakımdan da yani bunlar ister istemez ciddi bir harcama boyutu demek. Ve aslında ödediğimiz vergilerden işte oraya buraya kaydırılan tüm bu kaynaklar bir hizmetin eksik yapılması ya da belki ekstradan borçlanılması anlamına geliyor. Ve yani faizleri düşüreceğiz diye çıktığımız yolda biliyorsun bu sene bütçedeki faiz şeyi harcamaları neredeyse 45-50 milyar liraya doğru gidiyor. Bu da tabii işin acı sonucu. Zaten mesela Türk İş'in de verilerine baktığımda yani enflasyonun çok kuvvetli olduğunu bir kez daha oradan teyit edebiliyorsun. Yani açlık sınırı artık asgari ücretin üstüne çıkmış. Ve hatırlarsan burada da konuştuk sonra birkaç ay sonra zaten gündeme de geldi daha yeni. Hani bir ara zam mı tekrar olabilir mi diye. Yani mecburen olacaktır. Çünkü ya bu işten dediğim gibi büyük işletmeler ve ortanın orta büyüğü işletmeler falan
şekilde kendini koruyabiliyorlar. İhracat potansiyelleri var, işte ne bileyim fiyatlama kapasiteleri var. Gelir artırabiliyorlar. Artırabiliyorlar. Zaten enflasyonist ortam böyledir. Yani varlığını koruyabilen, kredibilitesi olan, borçlanabilenler bir şekilde bundan çıkış yollarını bir şekilde bulurlar. Fakat halkın önemli bölümü, ki bu hani 80 milyonsak biz, aslında 70 belki 75 milyona neredeyse hitap eden bir şeyden bahsediyoruz. Onların bu işten korunmaları çok zor. Yani çok geleneksel yöntemler deneyebilirler. Bir 10 milyon korunur, 70 milyon altında ezilir gibi bir durum oluyor. Çünkü bu da bunun devamı zaten orta direkt tartışmalarına gelir bir kez daha. 80'lerin sonuna geri döneriz yani. Şimdi tabii bu yani gelir dağılımını çok ciddi bozacak bir şey. Mesela bundan 5 sene, 6 sene önceye dönersen ücretlilerin yani emeğin milli hasıladan aldığı payla bugün arasında, bu konuyu çok sık konuşuyoruz seninle, bu önemli bir şey, ciddi fark var. Yani 11 büyüyorsun ama hani sokaktaki vatandaşa gidip 11 büyüdük haberin var mı dediğin zaman yani çok negatif bir tepki alabilirsin. Hani böyle amatör röportajlar falan yapıyorlar ya, orada enteresan cevaplar çıkıyor. Yani enteresan şeyler çıkabilir. Onun sebebi o. Çünkü o hissetmiyor. Yani onun hissettiği şey hayat pahalılığı. Ya bakıyor, benim harcanabilir gelirimde ciddi problemler var. Ben kendi pozisyonumu koruyabilmek için, yani geçtim birazcık daha zenginleşebilmeyi, çok ciddi çaba sarf ediyorum. Belki fazladan iş yapıyorum. Ya da belki yani devamlı olarak yöneticimle, patronumla neyse münakaşaya giriyorum. Yani normal şartlarda enflasyon tek haneli olsa bir şekilde 6 da alsan zammını, 7 de alsan, 10 da alsan, 5 de alsan, öyle ya da böyle bireysel mutsuzluğun dışında yani çok fazla hayatında şey değişmez. Ama enflasyon 20, 30, 40, 50'lere dayandığı vakit o zaman sıkı pazarlık etmek zorunda kalıyorsun. O zaten başlı başına yorucu bir şey. Hani kim alabilir, kim alamaz. O yüzden dedim yani enflasyon çok ciddi. Mart ayında da yine günü yaklaştıkça konuşuruz ama yani 6 puana yakın bir enflasyon daha gelse ya belli ki gürül gürül devam ediyor. Ve hani bakıp da teselli bulabileceğin bir yerde yok. Yani bir de buna rağmen büyüme işte çok kuvvetli oluyor, istihdam artışı çok kuvvetli oluyor falan diyebileceğimiz bir ortamda yok. İşte biraz önce S&P'nin büyüme konusundaki beklentilerindeki revizyondan bahsettim. S&P doğru tahmin eder, yanlış tahmin eder ayrı ama özellikle 3'ler civarında bir büyümeye doğru geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Belki bir parça bunun üzerine de odaklanmak lazım. Yani sonuçta bu kadar ciddi bir kur baskısı, bu kadar ciddi bir bütçe açılması, bu kadar da ciddi bir enflasyonla karşı karşıyayız. Sonuçta bundan bir sonraki aşama nedir? Yani hani büyüme, istihdam vesaire, bunun üzerinden çıktığımız yolda şu anda bunları pek elde edebilmiş gibi görünmüyoruz. Zannediyorum esas tartışma bu. Yani bunları yaşayalım, hani bir bedel ödenecekse hep beraber toplumsal olarak ödeyelim ama bir şey için olması lazım, bir kazanım elde edilmesi lazım. Şu anda büyüme tarafında da aynı zamanda istihdam tarafında da o kazanımı çok net olarak gördüğümüzü söylemek güç gibi duruyor. Şimdi yani bu tabii yani kapitalizm, toplumun evrimi falan zaman içerisinde tabii farklı yönlerden geçiyor ve aslında hani bizim bugünkü haliyle bildiğimiz kapitalist ortamda çok geriye gitmiyor. Özellikle bu ortamda yani enflasyon kontrolü, enflasyonun toplum üzerindeki işte büyüme, istihdam üzerindeki etkileri, çalışmaları da çok eskiye gitmiyor. Ve aslında 2-3 tane yani çok taze, çok gencecik bir saha burası. Fakat bazı şeyler artık yani neredeyse herkesin aklına hani mıh gibi kazınmış durumda. Mesela işte 70'lerde filan merkez bankalarının büyümeyi bir şekilde düşük faizlerle uyarabileceği, yani faizleri düşük tutup bir parça yüksek enflasyona razı olarak emek piyasasını satın alabileceği, yani bu özelliği alabileceği, farklı bir yandan ifade edersek büyümeyi satın alabileceği, böyle bir ödünleşme olduğu düşünülüyordu ve o yıllarda bu para politikasına ya da bu merkez bankacılığına aktivist para politikacılığı, aktivist merkez bankacılığı diyorlar. Fakat sonra görüyorlar ki hiç öyle olmuyor. Yani hatta bir aşama daha üstüne geçiyorlar. Yani enflasyonu düşük tutma tercihinin evet kısa vadede belirli geçici sonuçları olabiliyor ama orta ve uzun vadede işler tam tersine gidiyor. Yani sen bir kez enflasyon üstünde kontrolü kaybettikten sonra bu sefer daha yüksek enflasyona razı olayım. Bu da bana ekonomik canlılık ve istihdam getirsin denkleminin tam tersine çalıştığı görülüyor. Zaten bugün dünyaya bakarsan yani düşük işsizliğe sahip ülkelerin hemen hemen tamamında ya da belki tamamında düşük şey var, düşük enflasyon var. Ve orta yüksek enflasyonist ülkelere baktığında ise iş gücünde çok bambaşka problemler olduğu görülüyor. Sonraki yıllarda diyorlar ki ya bu herhalde bu enflasyonu
kontrol altında tutmamız lazım. Ve işte bir sürü de çalışma yapılıyor. Yani görüyorlar ki, ben burada şimdi çok hani kitabi bilgileri uzatmıyorum ama yani görüyorlar ki enflasyon ve büyüme arasında gerçek bir ödünleşme yok. Yani ben birazcık enflasyondan feragat edeyim, yüksek olsun, yeter ki yüksek büyüme olsun diyemiyorsun. Özellikle orta ve uzun vadede bu işe yaramıyor. Ve sonra şu kanaate varıyorlar. Diyorlar ki uzun vadede bir merkez bankasının, işte para politikasını uygulayan kimse, para otoritesi, merkez bankası, genellikle merkez bankası, aslında kontrol edebildiği tek şey enflasyondur. Tabii ki bu arada yani enflasyonla ilgili hani beklentileri işte ne bileyim şeyle çıpalayabilirsin, istihdamla belki başka bir şeyle, ama yani ana etken budur. O yüzden Merkez Bankası yapabildiği işi yapabilsin diyorlar ve sonra işte 80'lerde falan bu görüş beliriyor. Sonra da ya evet enflasyon önemli, fiyat düzeyi önemli ama ya burada bir şey var diyorlar. Çünkü bunu bir kurala bağladığın zaman bunun da bir sürü sıkıntıları oluyor. Yani Merkez Bankası'nın para politikasında enflasyonu hedeflemesi, fiyat istikrarını hedeflemesi bir kural değil. Fakat bir altyapı olarak olsun. Yani bunu bir altyapı olarak düşünelim. Koşullar değişken, dolayısıyla tek kural bu olduğunda ekonominin verimsizliği de tartışmaya başlanıyor. Sonra, dolayısıyla buna doğru dönülüyor. Bu altyapıyı da yaptıklarında doğru bakıyorlar ki bir iki tane şey çok kritik. Yani bir tanesi toplumla iletişim. Yani toplum inanmadığı zaman, iş dünyası anlamadığı zaman hedefler gerçekleşmiyor. İşte geriye endekslenebiliyor, gelecek bozulabiliyor filan. O yüzden diyorlar ki biz bir hedef belirleyelim. Hem hesap verebilir olalım. Yani insanlara karşı sorumluluğumuz olsun. Hem bizim ne yaptığımızı anlasınlar. Hem de beklentileri yöneterek zaten hani kendi işimizi daha da düzgün götürelim. Hemen bir şeye geçiyorlar işte burada. Bir biliyorsun enflasyonda enflasyon hedefleme rejimine geçiyorlar. İşte kimi 3 diyor, kimi 5 diyor, neyse. Zaman içerisinde değişiyor. O bakımdan yani para politikasında enflasyon hedeflemesi rejimi ve tarihinin değişkenliği böyle. Yani ister istemez bu konuya girdim. Çünkü yani bir kez bunu belirleyip inandıktan sonra ondan sonra işin devamı geliyor. Burada da çok konuşmuştuk. Rus Merkez Bankası Başkanı da ifade etmişti. Sonraki hedefse enflasyon hedefini tutturmak. Yani senin bir kez hedefini tutturduğunu, hedefinin gerçekten enflasyon olduğunu görünce insanlar o zaman enflasyonun düşük kalacağına inanıyorlar. Şimdi Türkiye'de buna yakın politikalar izlendi ve Türkiye yaklaşık 10-15 sene tek haneli enflasyonu gördü. Evet, anlamlı ve kalıcı şekilde 5 göremedi. Belki 1-2 defa tesadüfen oralara değdik ama Türkiye'nin enflasyonu hep 8'di. Enflasyonun 8 olduğu yıllarda da ya da yıllar boyunca da Türkiye'de hiç kimse enflasyonu tartışmadı. Fakat ne zaman ki kısa vadeci politikalarla devamlı büyüme uyarılmaya çalışıldı ve bu sefer enflasyon rejimi bozuldu, sonra bu politikaların işe yaramadığı gibi yani temelsiz, aslında gerçeğe ve bizim yaşadığımız yakın tarihe dayanmayan politikaların üstüne bu yeni iş inşa edildi. Yani şu an Türkiye'nin kaybettiği şey aslında o yıllarda nispeten uyguladığı doğru para politikasıydı ve şimdi yani bu imkan ortadan kalktı. O olmadığı için şimdi işte hazineden gelen tedbirlerle bunu yapmaya çalışıyoruz ve ironiktir, hatırla geriye dönük tartışmaları. Her zaman Türkiye'de işte vergi artışları, o şu bu parasal genişlemeyle filan bir şekilde enflasyonun fitilini yakan hazine olmuştur. Merkez Bankası üstüne su dökmeye çalışmıştır. Bu kez söndüren hazine, yakan Merkez Bankası oldu. Roller de işte. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın genel kurul toplantısı var. Orada da ekonomideki gelişmelere dair açıklama yapacak mı bakacağız. Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu başkan yapacağı açıklamanın içerisinde. Tabii Merkez Bankası'nın kurumsal yapısı içindeki gelişmeler vesaire de çok tartışılıyor, konuşuluyor. Bugün sosyal medyada da diğer noktalarda da biz de anlıyoruz ki Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğinin ardından orada görevli bazı personelinde yerleri değiştirilmiş, farklı yerlere, farklı şehirlere atamalarını gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla bunlar da önümüzdeki dönemde muhtemelen Merkez Bankası'nın kurumsal yapısı üzerinde tartışma yaratacaktır. Daha önce önemli görevlerde bulunan bazı isimlerin farklı şehirlere, Kayseri, Denizli, işte farklı şehirlere şubelere atamalarının gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla hani bunlar da önümüzdeki dönemde özellikle kurumsal yapı üzerine tartışılacaktır. Merkez Bankası'nın bu arada bono tahvil piyasasında da etkin şekilde alım yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Orada zaten likidite kuruduğu için son 1-2 günde 2 puana yakın hareket gördük bono eğrisinin aşağı kayışında. Yani burada tabii Merkez Bankası'nın şey, kim nereye atandı haberim yok. O yüzden bir yorum yapmam doğru olmaz. Tabii kurumlarda liyakat esastır. Yani orada bildiğimiz şey bu ama yani hikayeyi bilmediğim için bir şey demeyeyim. Yani bono piyasasında tabii şey aktif olmak normal. Çünkü doğal olarak beklentiler de bozuluyor. Hacimler de kuruyor. Likidite sorunu da olabiliyor.
Bence tabii Merkez Bankası'nın yani asıl yani en merak edilen şey ya da belki hazinenin de demek lazım. Yani bu KKM ürünü hani bu fiyatlar korunabilecek mi? Böyle devam edebilecek miyiz? Bence asıl konu bu. Yani tartışılması gereken ya da insanların kafa yorması gereken yer burası. Şu an tabii işte dünyada bir savaş, yüksek emtia fiyatları falan olduğu için şey var. İster istemez tartışılıyor. Yani ben bunun böyle biraz sürdürülebileceği kanaatindeyim. Ama onun dışındakiler hani bence birazcık teknik kalıyor. Ama asıl konu o. Yani buralarda döviz kalır mı? Bizim dövizi buralarda tutacak rezervimiz ve gücümüz var mı? Yani konu o. Ben şu an için yani tutabileceğimize, bunun devam ettiğine inanıyorum. Ve bir 12 ay daha bunu sürdürmek isteyeceklerine inanıyorum açıkçası. Yani başka bir gün daha uzun konuşuruz ama konu o. Yoksa Merkez Bankası yani piyasaya devamlı gelemez. Faizler yükselecekse yükselecektir. Yani öyle bir şeyi yok çünkü. Yani bilançosunun belli bir büyüklüğüne kadar, %5'e kadar alabiliyor. O bakımdan hani. Peki bu arada bardağın dolu tarafından baktığımızda ise Türkiye'deki şirketlerin işte dışarıdan finansman bulma kapasitesi, Türkiye'deki projelerin finanse edilebilme kapasitesi açısından önemli gelişmeler de var. Mesela TAV ve Fraport'un birlikte işlettikleri Antalya Havalimanı için ihale yenilemesi gerçekleşmişti. Yaklaşık 8 milyar euroluk çok büyük bir proje ve projeksiyonla gerçekleşmişti. 1.8 milyar euroluk bir dış finansmanı TAV dün itibariyle tamamladı ve peşin ödeme kısmını dün itibariyle aktarımını gerçekleştirdi. Dolayısıyla yurt dışından bu ciddi anlamda güçlüklerle toplanmış ve hakikaten de belki de Türkiye'nin son dönemde aldığı en iyi haberlerden bir tanesi, onu söyleyebiliriz. Şirket olarak gelir garantisi olmayan bir projeye 1.8 milyar euroluk finansmanı hızlı şekilde tamamlayabilmiş olmak bence önemli. Dün Sani Şener TAV CEO'su Burak'ın sorularını yanıtladı. Orada söylediği şöyle bir şey var, bence bu önemli. Özellikle sordu Burak, hani önümüzdeki dönemde yani bu yaşanan gelişmelerden sonra risk primleri arttığı için finansman maliyetinde artış oldu mu diye, 1,5-2 puan kadar artış olduğunu söyledi. Geri kalan kısmı da hani finansman, proje finansmanı aşamasında bunu bertaraf edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok uzun vadeli anlaşma dedi ama yaşananların işte artan risk priminin falan etkisini buralarda gözlemlemek zorunda kalıyoruz ister istemez. Tabii canım, yani Türkiye zaten kendisi 8,5 dolarla borçlanıyor. Yani o bakımdan çok şaşırtıcı değil. Tabii şirketler yani ülke riskin üstüne genellikle çıkmakta zorlanıyorlar. Dışarıda anlatmakta da zorlanıyorlar ama şirketler çok kuvvetliler. Yani hani bardağın pozitif dolu tarafı dediğin şey bence bu kadar yaşanan krizde şirketlerin ayakta kalması ve hayatlarına devam ediyor olması diye söylenebilir. Bugün yani dünyanın herhangi bir yerinde bu yaşananlar yaşansaydı hakikaten çok önemli sorunlar baş gösterirdi. Kriz olurdu, o olurdu, bu olurdu filan. O bakımdan Türk şirketleri güçlü. Tabii son yıllarda hem şirketler mali yapılarını yönetmeyi öğrendiler, hem döviz risklerini azalttılar ya hedge ettiler. Ham maddeyi bir şekilde bulmaya, ucuza bulmaya çalışıyorlar. Yurt dışına açılıyorlar. Orada yaptıkları alımlarla işte buraya döviz girdisi sağlamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bu tip anlaşmalar tabii yani çevirme oranı bakımından, borcun çevirme oranı ve yeni borç bulunması bakımından da bence kur üstünde etkili. Yani bunlar da yine kur üstündeki faktörleri belirleyen şeyler. Şu an yani bütün bu konuştuğumuz şeylerin bana göre öyle ya da böyle özünde yani döviz kurunun ne olacağı geliyor. Yani enflasyon nereye gider, işletmelerin sağlığı nereye gider, hazinenin durumu ne olur? Bunların her biri bence şu an döviz kuruna bağlı. Ne yazık ki öyle bir duruma geldik. O bakımdan da zaten herkes kendi işi gücünü biliyor. Herkesin merak ettiği şey döviz kuru. Stabil olduğu için iyi, yani bir sorun yok. Fakat devam edebilir mi etmez mi, herkesin kafasında bu soru var. Bütün anlattığın şeylerde bir şekilde bence buraya değiyor. Yani bence önemli konu bu. Peki çok hızlıca yine yurt dışında olup bitenleri de bir değerlendirmeye çalışalım. Son birkaç dakika içerisinde. Birincisi Amerika'daki getiri eğrisinin önce yukarı sonrasında da fazla fiyatlama oldu diyerek bir miktar aşağı gelişi. 2.47'ler civarında şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil faizi. Getiri eğrisi tersine döndü. Program başında da söylediğim gibi hisse senetleri ilk etapta bir miktar soru işareti yaşanmış olsa da resesyon olmayacak, yavaşlama ise fiyatlara yedirdik diyerek o dipten tepkiyi vermeye çalışıyor şu anda. Yani benim gördüğüm şey şu, burada daha önce konuştuk ama hani bazı getiri eğrileri resesyon olabileceğini işaret ediyor. Ya da işte getiri eğrilerinin terse dönmüş olması, yani kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerden daha yüksek olması genellikle bir resesyon
alamet olarak okunur. Ama burada bakılması gereken göstergenin kısa vadeli gösterge olduğunu konuşmuştuk. Arkadaşlar da ekrana getirdi. Bütün yani vadeler arasındaki getiriler birbirine yapışmış ya da terse dönmüş durumda neredeyse. Fakat bir tanesi yukarı gidiyor. O da yani Fed'in daha muteber gördüğü kısa vadedeki 3 aylık ve 10 yıllık arasındaki fark. Zaten bu da şeyi söylüyor. Yani aslında kısa vadede faizler yukarı gidecek. Enflasyon yukarı yönlü. Fakat diğer vadelerde enflasyon olacağına inanmıyoruz. Yani Türkçesi piyasa bono piyasasında kısa vadede yüksek enflasyon, devamında sıkı para politikası ya da işte belki düşen büyüme beklentileriyle daha düşük enflasyon beklentisi içerisinde. Bu da zaten büyük bir problem olmadığını, henüz bir resesyon beklenmediğini bize söylüyor. Hisse senetleri de zaten bence şu an bunu satın alıyor. Fakat senin de burada işte dip olduğu gün, işte herhalde burası dip, piyasa şöyle şöyle yapacak diye konuştuktan sonra %10 gitmiş ben baktım. Ben mesela bundan sonrası için çok açıkçası iyimser değilim. Peki şimdi bir de daha önceki dönemde konuştuğumuz bir haber vardı. Aslında biz de burada Bloomberg ET ekranlarında üzerine konuşmuştuk. Bunun üzerine önemli bir gelişme var. Elektrik üretimi AŞ'den gelen bir açıklama. Yerli kömür, ithal kömür, doğalgaz yakıtlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynaklı santralleri işleten lisans sahibi özel şirketlerle tedarik lisans sahibi özel şirketlerden elektrik enerjisi alınmasına dair ihaleler. Bu ihalenin iptal edildiğini idare tarafından açıklıyor Elektrik Üretimi AŞ ve buradaki geçici teminat mektuplarının iadesi için de detayları aktarmışlar. Burada yapılacak olan düzenlemenin ciddi anlamda soru işareti yarattığını, farklı kaynaklar için, farklı maliyetleri olan santraller için tek fiyat veya aynı zamanda buralardaki teminatların ve önümüzdeki dönemde burada uygulanacak fiyatın ciddi anlamda soru işareti yaratabileceğini sektör temsilcilerinden de almıştık. Ve bu ihalenin iptal olduğunu öğreniyoruz şu anda. Şimdi anladığım kadarıyla tabii herkes farklı teklifler vermiş. Yani biri işte 1000 demiş, biri 900 demiş, biri 1500 demiş. Dolayısıyla da zaten herkes kendi kaynağına göre fiyat atacaktı. Ortalama fiyatın altında kalırsan başka, üstünde kalırsan başka uygulama olacaktı. Şimdi dolayısıyla yani bunun sebebine işte herkesi belli fiyatta buluşturalım. Hem ben onlara bir alım garantisi vermiş olayım. Hem de mixte karışımda baktığında da hani halka daha ucuz ya da daha pahalı elektrik kullandırmayayım en azından şu süre boyunca. Ama burada tabii işletmelerin durumları çok farklıydı. Yani zor koşullarda iş yapanlar vardı, işte kış şartları var, 2 aydır mesela belki kömürünü çıkaramayan var. Bu tip bir sürü problemler, arızalar yaşandı. Ya bu da bu teklifleştirmenin zaten zorluğunu bize anlatıyordu. Yani olağanüstü zamanlarda olağanüstü tedbirler alınması normal ama yani Türkiye'deki zamanlar hep olağanüstü. O bakımdan yani böyle problemler vardı ve artık istenilen fiyatlara inilememiş diye ben anlıyorum. İstenilen fiyatlara inilemediği zaman da yani elinde bir hacim olmuyor. Elinde bir hacim olmayınca da ister istemez ihaleler şimdilik anlamsız hale gelmiş oluyor. İptal oluyor. Hani sonrasında ne yapılır, yeni bir sistem mi belirlenir bilmiyorum ama bu haliyle sıkıntılı duruyor. Tabii Türkiye'nin yani kısa vadeli işlerden gayri söylüyorum. Tabii ki yenilenebilirine ciddi yatırım yapmaya devam etmesi lazım. Zaten bu yönde iyi gidiyor. Yerlileştirmeye devam etmesi lazım. Bu yönde de iyi gidiyor ve yerli kömürünü artık tüm dünyada herkes kendi kömürüne ne bileyim işte nükleerine sahip çıkıyor. Mecburen ciddi şekilde sahip çıkması, ciddi şekilde teşvik etmesi gerekiyor ki bu şu an Türkiye'nin zenginliği ve zannedildiği kadar da yani doğaya karşı bu kadar da acımasız bir ürün değil. Artık filtreler takılıyor, 50 türlü şeyi var. Buna mecbur yani her şeyden önce. Yani Türkiye'nin gitmesi gereken yol bu. Bu tip şeyler de daha ziyade güveni sarsıcı. Özellikle bu projeleri fonlamasını beklediğimiz bankaları olaya soğutan çok ciddi sıkıntılar. Çünkü burada bir piyasa var ve asıl olan piyasanın devam etmesi. Yani vatandaşın mümkün olduğunca ucuza elektrik kullanması, sanayilerin piyasa fiyatlarından mümkün olduğunca çok uzaklaşmadan bunu kullanmaya devam etmeleri, üretenlerin üretmeleri, işte bakım onarım yapması gerekenlerin, dağıtımcıların vesaire filan bu onarımları yapabilecek kadar marjlarda çalışması, devletin de işte baz yükü ve güvenliği sağlaması. Dolayısıyla ciddi anlamda paydaşları olan bir piyasa ve tüm dünyada çok ağır sıkıntılar var. Mesela yani konuyla alakalı mesela Avrupa'da dizel sıkıntıları baş gösterdi. Çünkü Rusya'dan gelen motorun yok yani. Ürünler gidemiyor. Bu sıkıntı Avrupa'da baş gösterdiyse yani Türkiye'de sonuçta yani çok farklı bir yerde değil. Türkiye'nin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Rusya'dan alımlar bazı çekingenlikler sebebiyle yapılamıyor. Yani Türkiye'de alım yapmasını beklediğin kurumlar acaba yarın öbür gün dönüp bize de
bir uygulama olur mu diye buraya gitmiyorlar. Bunlar problem. Şimdi bahar ayları büyük ihtimalle rahat geçecek. Çünkü müthiş kar yağdı. İşte HES'ler falan gürül gürül çalışacak ki zaten son gelen ben verilere baktığımda pazar gününü görmüştüm en son. Üçte biri şeyden geliyor. HES'ten %53'ü yenilenebilirden geliyor ama fiyatlar çok yüksek. Yani tavandan kapanmış 24 saat boyunca 1750 lira mıydı neydi elektrik fiyatları? Eylül ayı geldiğinde yani bu imkanlar kalmadığında bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin hedefi sanki birazcık Eylül ayında ne olacağına yönelik olmalı yani. Peki kısa bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, günaydın. Günaydın. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında İstanbul görüşmeleri, buradan çıkabilecek potansiyel sonuçlar piyasada pozitif fiyatlanıyor. Ne var gündemde, ne konuşuluyor? Şimdi özellikle geçen haftanın sonlarında iki liderle de yapılan görüşmeler ve yine bakanlar arasındaki görüşmeler bugün yapılacak. Daha doğrusu dün başlaması öngörüyordu. Seninle de konuşmuştuk ama Rusya heyeti geldi saat 16-15 gibi Türkiye'ye ama Ukrayna heyeti önce karayoluyla farklı bir komşu ülkeye, oradan Türkiye'ye uçakla geldiler. Dolayısıyla gelişleri geciktiği için bu toplantının başlangıcı da bugüne kaldı. Dediğim gibi geçen haftadan beri yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'de yapılması kararı alındı. Bir kere iki ülkeden de hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan bu görüşmelerin yüz yüze olmasının daha yapıcı olabileceği, daha verimli olabileceği ve bunun da Türkiye'de olmasının iki tarafında güvendiği belirtilmiş Türkiye'ye. Yani hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan evet Türkiye'de yapılmasında bizim açımızdan bir sıkıntı yoktur, faydalı olacağına inanıyoruz cevabı gelmiş. Artı Ukrayna'nın özellikle toplantıların Belarus'ta olmasından kaynaklı olarak bir sıkıntısı da var. Hani Belarus'u savaşın bir tarafı olarak görüyor zaten Ukrayna. Ve bu noktada kendilerini de çok güvende hissetmediklerini de ifade etmişler. Özellikle Türkiye etine benim yaptığım görüşmeler neticesinde edindiğim bilgi en azından bu. Dolayısıyla Türkiye'de bu toplantıların devam etmesi yönünde bir karar alınmış. Ha bundan sonra da süreç İstanbul'da veya Türkiye'de devam edecek mi? Orası henüz belli değil. Ancak bugün önce muhtemelen saat 10 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması olacak. Çünkü heyetlerin toplantısının öncesinde Türkiye heyetiyle bir araya gelinecek. Görüşme öncesi. Daha sonra iki ülke arasındaki görüşmelerde Türkiye heyeti olmayacak. Ancak yine de iki Türk yetkilinin Dolmabahçe'de olması bekleniyor görüşmelerin. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa iki Türk yetkilinin de bu görüşmeler sırasında o bölgeye yakın bir yerde olacakları, ihtiyaç duyulması halinde içeriye dahil olabilecekleri, herhangi bir konuda koordinasyon gerekirse yine toplantıya dahil olabilecekleri yönünde bilgiler var. Evet, devamı için hedef veya beklenti anlamında büyük ama bugünden hemen bu toplantılar sonrasında evet mutabakata varılmıştır gibi bir değerlendirme beklenmiyor. Ancak özellikle belli başlı konular, işte silahsızlık, tarafsızlık, bundan sonraki statü, özellikle yani Kırım ve Donbas'ın statüsüyle ilgili olarak bugün itibariyle veya yakın zamanda bir açıklama beklenmiyor Ukrayna tarafından. Ama işte Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü, silahsızlanma, işte Rusya'nın kullanılması gibi başlıklarla ilgili olarak adımlar atılabileceği söyleniyor. Bunda da belirli nüanslar var. Dün mesela Zelenski'nin açıklamaları var bu konuyla ilgili olarak. Yani Ukrayna'nın silahlardan arındırılması gibi bir durum gündemimizde değil diyor. Ama tarafsızlık konusu, özellikle güvenlik garantileri konuları bizim açımızdan zaten masada oturulup konuşulabilecek başlıklar. Rusya'ya sağlanan garantilerin aynısının Ukrayna'ya sağlanması, üçüncü ülkelerin bu tarafsız garantiler konusunda devreye girmesi konuları Ukrayna için masadaki başlıklar olarak değerlendiriliyor Zelenski tarafından. Dolayısıyla hani bugün anlaşma sağlanmıştır, mutabakat sağlanmıştır gibi bir değerlendirme beklenmiyor. Ancak görüşmelerin yüzde devam etmesi ve edeceği yönündeki iradenin sergilenmesi ve devamında liderler arasında bir görüşme için yol hazırlanması anlamında çok kritik, önemli bir toplantı olarak görülüyor bugünkü toplantıda iki taraf tarafından da. Dün iki tane haber vardı. Biri FT'de zannederim. Bir şekilde Rusya'nın yani masaya yakın olduğu, işte Avrupa Birliği'ne girsin Ukrayna fakat işte NATO'da olmasın, biz buna okeyiz dedi. Çeşitli bir başka haberde ise bu da Kiev Independent gazetesinde çıktı. Abramovich'in Zelenski'nin işte el yazısıyla bir not götürdüğü, Putin alıp buruşturup onları paramparça edeceğim dediği yönünde bir haber yaptılar. Yani hangisi doğru? Bu arada Abramovich'in zehirlendiği iddiaları da var. Dolayısıyla hangisinin doğru olduğu konusunda belirsizlik var ama Rusya'nın Türkiye'ye
Bu görüşmelerin sizin orada olmasını biz de onaylıyoruz ve bu toplantılar neticesinde mutabakata varılmasını umuyoruz dediğini Ankara doğruluyor. Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koyuyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur Yatırım Mülteni ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.